Ben Türkiye'de Trabzon'da başka takım tanımıyorum. Ben Karadenizliyim, ben Trabzonluyum. Ben diyor ki inşallah Galatasaray kazanırsın. Şampiyon. Fenerbahçe olmasın istiyorsun. Olmasın. Allah Allah. Ne Allah Allah? Güzel bir yatlarının balığını yiyelim ya. Hadi. Gerçi evet. Senin balık da büyük olur ha. Fener balığı göster. Abi nasıl çıkartıyorsun seni? Ya hiçbir ekmek yemedin, hiçbir su içmedin. Abi. Ha. Helal olsun. Ha. İşte. Çektim. Ha. Ha. Hepsi geldi. Ha, bağırsak o, bağırsak. İşte bu. Merak etme, merkez. Sana helal olsun. Yemin ediyorum sana helal olsun. İşte bu. Ben Karadenizliyim. Biz her yer Trabzon. Ben Karadeniz. Karadeniz çocuk, Karadeniz şeyler yapıyor. Yine de dönü, Trabzon'da oldu, helal olsun bana, İbrahim Yatar'a, İbrahim Yatar'a, ooo. Herkese merhabalar efendim, Emre Bol yollarda. Bu hafta nerede? Bu hafta Avcılar Firuzköy Atatürk Stadyumu'ndayız. Arkamda görüyorsunuz ki bir karşılaşma oynanıyor. Bu karşılaşmanın da bir kalecisi var. O kaleciyi görünce inanın gözlerinize inanamayacaksınız. Hadi hep beraber gidelim. Bu kalecinin kim olduğunu çözelim. Bir Trabzonspor efsanesi, hatta sadece Trabzonspor demeyelim, bir Türk futbol efsanesi Yattara var. Eskilerin fırtına Yattara'sı, şimdilerin ise Yattara hocası. Nasılsın, iyi misin? İyi, siz nasılsınız? Hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Ya şu anda sana gerçekten çok saygı duyuyorum sevgili Yattara. En üstlerde oynayıp, en üst segmentte oynayıp da şimdi gelmişsin bak nerelerde çocuklarla uğraşıp oralardan yeni yatlarlar çıkartmaya çalışıyorsun. Helal olsun sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama yani benim iş bu. Ben futbol çok seviyorum. Zaten ben her zaman söylüyorum. Bize çocukken bize böyle bir yardım yok. Böyle bir destek yok. O yüzden şimdi çocuklar destek oluyorsun. Oluyorum. Şimdi böyle ben böyle idare ediyorum şimdi. Peki şu anda mesela Süper Lig'de aynı benim gibi bir oyuncu dediğin kim var? Süper Lig'de aynı benim gibi. Benim gibi bilmiyorum. Siz yok, olsun. Yok, o şimdi yok. Ben şimdi benim gibi ben bilmiyorum. Sen ha, karar siz veriyor. Doğru söylüyorsun. Vallahi şu anda bakıyorum da senin gibi oyuncu yok Süper Lig'de. İnan bak. Yani alıp giden açık oyuncu. Sen de futbol biliyorsun. Sen öyle diyorsun, öyle olsun. Peki Trabzonspor konuşalım biraz. Trabzonspor hakikaten çok kötü günler geçiriyor. Sen de bir Trabzonspor efsanesisin. Arayan sorun oluyor mu seni Yattara? Normal arayan sorun olmuyor. Bilmiyorum ben... Yani şimdi ben... 2 sene önce ben B lisans aldım. Gittim Trabzon'a. Abdullah Hoca'yla oturdum. Konuştum. Ben B lisans aldım. Çocuklar şeyler yapıyor. Tamam dedi. Ben yöneticiyle konuşacağım şimdi. 2 sene önce o bıraktı, gitti. Peki yine geldi. Hala hala konuş. Ama neyse bilmiyorum ya. Ben anlıyorum ya. Her hoca kendi takım var. Kendi elemanlar var. Belki o başka elemanlarla çalışıyor. Egemenler falan. Ama üzmüyor mu seni peki? Ya ben zaten belki A takım benim alternatif değil. Ben sadece genç takımla yani ben zaten bir şeyler yapmak istiyorum orada. Çünkü ben Türkiye'de Trabzon'da başka takım tanımıyorum. Ben tek takım Trabzonspor. Şimdi o 2 sene olunca beni aramadım. Üzülüyorum ama neyse ama ben yani kalbimde Trabzon'da. Ben bu takım ölümeye kadar destek olurum. Çalışırsan çalışmasan yine ben Karadenizliyim, ben Trabzonluyum. Türk vatandaşı oldun değil mi?
Oo, 14 sene oldu. Ne yazıyor şeyde, kimlikte? Trabzon. Trabzon neresi? Normal Trabzon şeye yazıyorum. Merkez. Merkez. Trabzon merkez yazıyor. Şu an Türkiye kimliğinde öyle yazıyor. Öyle Trabzon merkeze yazıyorum. Aa, ben Sürmeneli. Sürmeneli. Ha, Sürmeneli. Sürmeneli. Ama yemin Trabzon. Oo, neler yedik orada. Harika. Trabzon'da oynarken sana mesela Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan teklifler geldi mi? Hepsi geldi. Hepsinden geldi ama ben kabul etmedim. Çünkü ben Trabzonlu. Ben geldi, o zaman Umar Cenk ve Hasan Uçuncu var, Emre Eren. Onlar bana anlatıyor. Burada yabancı iyi oyuncular geliyor. Bir sene patlatıyor, sonra hemen İstanbul takıma gidiyor. Sonra ben de kafama kurdu. Ben diyor ki tamam, ben burada bir şeyler yaparsan, eğer böyle bir şey olursan ben de Trabzon'da kalacağım. Ve ben yabancı olarak en sevdiğim ve en iyi Trabzonspor olmak istiyorum. O yüzden kafana taktım. Ben tekliflere geldi, ben kabul etmedim. Ben hep Trabzonspor'a kaldım. Ben zaten futbol Trabzonspor'a bırakmak istedim. Ama maalesef olmadı. En çok kim istedi? Böyle çok fazla para veren, çok fazla ısrar eden kim vardı? Hangi takımlar? Ya ben normalde iki takım. Beşiktaş, ilk Beşiktaş istedim. O zaman Sinan Engin. Sinan Engin. Evet, o istedi. İkinci Hacı da istedi. O zaman Song bizde. Rigobert Song. Hacı Rigobert Song'dan aradı. Sonra ben Rigobert Song telefonla konuştum. Hacı ile konuştum. Gel dedi. Ben onlara hep düşünüyorum. Tamam, bir hafta ver bana, düşüneyim. Sonra ben cevap vermeden ben öyle kaldım. Ama ben çok mutlu. Çünkü Trabzon'da kaldım. Trabzon'da oynadım. Çok mutluyum. Süper Lig biraz konuşalım seninle istersen. Şu anda Süper Lig'i nasıl görüyorsun? Fenerbahçe ve Galatasaray biraz öne geçtiler. Biraz değil, epey öne geçtiler. Hani kim şampiyon olur sence? Ya ilk başlayınca ben Galatasaray'da görüyorum duru. Ama şimdi Fenerbahçe'de yavaş yavaş toparlıyorum. Bu sene hiç belli değil. Şimdi bakıyorum sezon sonuna kadar onlar ikili mücadele edecek. Ama ben inşallah Galatasaray şampiyon olsun. Niye Fener olmasın ya, Allah Allah. Ama sen bana sordun. Tamam, sana sen sordum da niye inşallah. Tamam. Sen Trabzonsporlusun. Sen tamam, ben Trabzonsporluyum ama ben diyor ki inşallah Galatasaray kazanırsın. Şampiyon. Ya Allah ya. Senin sorun soru. Tamam soru. Tamam, ben cevap verdim. Sen niye kızıyorsun? Ya niye kız? Sen Trabzonsporsun. İyi olan kazansın diyeceksin ya. Ne iyi olan kazansın? Ben Galatasaray olsun şampiyon. Fenerbahçe olmasın istiyorsun. Olmasın. Allah Allah. Ne Allah Allah? Sen niye Fenerbahçe olsun istiyorsun? Ben Fenerbahçe iyi olan kazansın istiyorum ben. Kim iyiyse o kazansın. Yok yok. Şimdi sen Sürmeneli'sin değil mi? Evet. Bize bir balık yaparsan balık yeriz ya. Oo, hamsi, mezgit. Ne istersin? Arkadaşlar. Bir günde ben sana söz veriyorum. Ben sana bak söz veriyorum. Sizi ekiple beraber biz Maltepe'ye gidiyoruz orada. Cemil Usta ya. Bizi yemek yiyelim. O bende. Tamam. Hayır. Tamam. Hayır, şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizi balık yapacaksın bize. Tamam şimdi. Şu anda gideceğiz, balık yapacağız. Tamam. Ekip aç, hepimiz açız. Tamam haydi, tamam, biz bugün gidecek. Gidecek sonra ama, bir daha gideceğiz. Evet, bir daha gidecek ama o zaman Maltepe'de Cemil Usta. Tamamdır. Tamam. Evet arkadaşlar, hadi gidelim, güzel bir yattaranın balığını yiyelim ya. Hadi. Gerçi evet. Senin balık da büyük olur ha. Bizi buraya getirdin direkt. Burası neresi arkadaşlar? Burası Mimar Sinan İskelesi. Şurada da Mimar Sinan'ın en güzel balıkçısı İskele Restorant var. Bu şimdi sen neden bizi buraya getirdin? Bir anlat bakayım. Ne yapacağız burada? Biz niye abi, buradayız ya? Balıkçı tekneleri. Biz burada balık yiyecek. Ben Karadenizliyim ya. Ben evet. Trabzonlu. Evet. Biz Trabzon ne var? Hamsi, balık, mezgit. Evet. O bizim tarzı bu. O yüzden ben sizi getirdim burada. Bol bol güzel bir balık yiyecek. Sen kendine gelecek ve şimdi güzel bir günler geçecek şimdi. Tamam?
Evet, şimdi Selçuk Bey, yatlara getire getire bizi buraya getirdi. Niye bizi buraya? Biz burada ne yapacağız şimdi ki? Benim balık aziz siz... dostum, kıymetli dostum. Her ne zaman... yapacağız buradan? Balıkları mı alacağız? Evet. Balık tutacak şimdi. Canlı tuttu. Önce balık. Önce biz balık canlı tutmaktan canlı geldik. Vallahi. Sen hiç hayatında hiç balık tuttun mu? Tuttum ama. Ne zaman? Nasıl? Pantolon tuttum? Balığı falan. Aa, bizim bak, biz Karadenizli, bizi bilek var. Biz hep şey tutuyor. Bak burada. Ağlar burada, gel. Ağlar burada. Ağlar burada. Ağlar burada. Gidin alın balığı abi. Gidin alın. Böyle bir şans yok. Yok. Böyle bir şans yok adamla. Yemin ediyorum. Çok güzel balıklar mı var? Yemin ediyorum. İki gündür biz buradayız ya. Yemin ederim. Şimdi hadi bakalım. Hadi alın bakalım. Balıkları alın bakalım. Hadi alın bakalım. Hadi. Göster fener balığını, göster, boş ver. Fener balığı göster. Fener balığı. Yok, fener balığı var burada. Tamam, sen fener balığı ben pişeceğim, sen fener balığı yiyecek. Ben fener balığı tamam yemeyeceğim, ben bunu yiyeceğim. Eyvallah, hadi gidelim tamam, bakalım, hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geliyor. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Mimar Sinan'ın Büyükçekmece'nin en güzel restoranı İskele Balık'tayız. Peki bize kim ne söz vermişti? Yattara balık sözü vermişti. Yattara, sen balık temizlemeyi biliyor musun? Sen tutmayı biliyorsun galiba. Ben tutmayı biliyorum, temizlemeyi bilmiyorum ama tutmayı biliyorum. Ben hep tutuyorum ama temizlemiyorum. Usta temizliyor ama bugün ustayla beraber temizlemeye çalışıyorum. Öğreneceksin. Evet. Öğreneceksin. Usta mı öğrenebilir misin? Öğrenebilir. Pek kolay değil abi. Değil mi? Pek kolay değil. Önce bir kılıç çekelim bakalım, çekebilir miyim? Kılıç çek bakayım, kılıç çek. Bu futbol benzemiyor ha, ona göre. Önce bir kılıç at bakalım, hani böyle bir şey ya. Bıçak da bile. İşte. Evet. Evet ustam, şimdi gel. Vallahi böyle başlıyoruz. Böyle mi başlıyoruz? Dur. Ha. Abi sen bak, bekle abi, sen tutuyorum, ben de tutayım. Bak böyle abicim, gör. Böyle. Heh. Oh, oh. Abi böyle ben nasıl tutuyorum? Bundan tut, bundan tut. Ha. Tamam, ben de. Evet bak, tamam evet. Oldu. Oldu. Vallahi oldu. Oldu canım. Vallahi yaptı. Oldu. Bir dakika. Ha. Basıyorsun. Sonra bir daha. Bir daha buradan. Hayır, bak, hayır, alttan. Tamam, biliyorum önce. Şuraya sokuyorsun. Tamam. Önce sen. Önce ben bak. Tamam. Ben de sokuyorum. Evet, şöyle geliyorsun. Geliyorsun. Sen sokma işlerini, sen yattı araya bırak o. Sokar. Evet, bitti. Bitti oho canım. Tam o aradan çık. Ama sen çıkar. Yavaş, dikkat her et. Sürüyorsun. Abi çıkar. Dikkat et. Abi nasıl çıkartıyorsun seni? Hiç mi ekmek yemedin, hiç mi su içmedin? Abi, ha, helal olsun. Ha, işte. Şimdi, i̇şte şimdi bekle. Şimdi ne yapacak? Şimdi ne yapacaksın? Ondan sonra balığı böyle açıyoruz. Aç abi. Sonra buradan böyle ayırıyorsun. Şuradan. Öyle mi? Nasıl ayırıyorsun? Ha? Ayırdı. Yeşiller nerede? Bunda yeşil bir şey yok abi. Ha? Sende yeşil bir şeyler var yeşil içinde. Her balık aynı olmaz abi. Ha, tamam. Ha var, bunda da var. Bunda da var. Ha. Dur hepsi, işte etini atma, etini atma. Bak ha şurası, bak şurası. Pis yeri burası. Evet biliyorum. Neyse. Burayı olduğu gibi temizlesin mi Selçuk Bey? Tamam be. Bak benimki de burada. Yeter ya. Bak. Dur ben açarım şimdi kulağı. Benimki de bak. Kulak altı açalım. Bunların bunu hepsini al. At dışarı. Dur ya, dur ya. Biraz daha kessene şeyden şuradan ha. Dur Emre abi. Emre abi dur. Sen bilmiyor, burada şey televizyona benzemiyor ha. Dur ben onu açacağım işte. Şimdi koparacağım bütün her şeyini buradan. Ya bak, duydun mu? Bak. Aldın mı? Oğlum sense yattı araya, keskin olmayan bıçağı vermişsin biraz. Ha? Keskin. Keskin mi onun bıçağı? Ayıp ettin dostum. Buradan böyle çekip geliyorsun. Ha, tamam sen mı? Çek, ya. Sen çek. Açtım. Burada mı çekiyorum? Açtım. Şimdi açtım. Ağzını çektim. Ha. Ah, hepsi geldi. Ha, bağırsak o, bağırsak. Oo, işte bu. Şu anda temizlendi mi usta? Evet. Oo, ama burada işte yaptım. Şimdi kaburga kılçığının arasında kan var. Bu kanı da temizlemek lazım. Yoksa bunu temizlemezsen balık acı olur abi. Aa, bak anladın mı? Bilmiyoruz abi. Tamam, biz burada bunları şimdi bu şekilde gösterelim de sonra içeride işlemini devam ettiririz onu. Evet. Abi. Şimdi arkadaşlar balığı ne yaptık? Balığı temizledi. Yattara da balık temizlemeyi öğrendi. Sadece balık tutmayı değil, balık temizlemeyi de öğrendi. Şimdi ne yapacaksın bize? İçeride. Hay be. Izgaraya getirip ızgarada pişireceğiz balığı desene. He? Vallahi sana helal olsun. Ya ben Karadenizliyim. Ben öğreneceğim. Her Karadeniz şeyleri öğreneceğim. Yaprak açacağız vallahi. Ne ne? Kemiklerden. Sen onu. Yavaş eline dikkat et. Babasının elini birini bir yerini kesmeyesin. Yok merak etme, ben kesmeyeyim. Sana helal olsun be. Yemin ediyorum sana helal olsun. Dostum helal olsun. Vallahi helal olsun sana canım benim.
Ustam nasıl? Sence balıkçı olur mu hayatta? Kralı olur, kralı. Vay be! Hem sahaların kralıydın. Çünkü ben Karadenizliyim abi. Abi iki gündür ha. Denizdeyiz ama var, yemin ediyorum sana dalgalarla nasıl savaşır? Ne olursun dönelim diyor. Şimdi? Ne olursun der dönelim ya. Ya açtı vallahi açtı. Açtı be, açacak tabii. Ne olacak abi? Vay anasını. Vallahi ya. Helal olsun dostum. Vallahi billahi helal olsun. Zaten. Yapmaya çalışıyordu. Tamam, bunu kes. Nereye kesti? İki tarafını aldım. Dur, 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 dur. Bak şuradaki kaburganın ağzı var bak oynak istiyorum. Şurayı. Çok çek. Buraya kadar aç burayı. Aç, aç abi. Aç 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 aç. Aç abicim aç aç. Aç 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 aç. Aç. Abi çok çiğ. Yok yok süper tamam. Süper süper ya. Evrani! İşte bu. Gol! Ben Karadenizli olduğun gibi ya. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Emre amca gördün mü? Vallahi helal olsun sana. Al dostum. Abi yine de balık var mı? Hı? Balığın kralı var değil mi yine de? Balığın kralı var. Emre abi, Emreciğim bak. Bitti. Aynısı. Aynısı. Arkadaşlar yemin ediyorum neredeyse birebir bir şekilde yaptı. İnan gerçekten Trabzon kimliğini verene yattı araya helal olsun herkese. Helal olsun. Helal, helal olsun. Evet şimdi ne yapıyoruz Selçuk reis Bey? Reis verdi, reis verdi. Reis verdi bana reis kimliği. Verdi. Evet reis verdi. Evet reis verdi. Hadi. İşte bu ben Karadenizliyim. Biz her yer Trabzon. Ben Karadeniz. Karadeniz çocuk Karadeniz şeyler yapıyor. İşte bu. Hadi abi. Hadi abi. Gel abi. Ben Karadeniz'im ya. Nasıl bir şey diyor? Hadi hadi ben sen de ben her şey yapabilir mi ya? Yapabilir mi ya? Ben Karadeniz çocuk. Biz her yeri Trabzon. Bak sen bunu ye. İnanılmaz. İki saattir seni bekliyorum. Ama ben sana güzel bir şey balık hazırlamak. Kendi ellerinle mi yaptın aşkım kendi, benim? Evet kendim elinle. Aşkım anladın benim. Mı? Ben bunu nerede öğrendim biliyor musun? Cemil Usta. Gel bakalım. Acı Baba. Acı gel. Baba nerede öğrendin? Acı Baba Cemil gel. Usta. Gel. İşte bu. Gel. Bak bu. Peki balık nasıl yenir? Ama sen de sen biraz Karadenizlisin. Biraz mı? Biraz mı tam göbeğinden? Tamam o zaman. Ben tam göbeğinden. Ne oldu tam? Ben tam göbeğinden. Ben de tam göbeğinden. Yok sen biraz şu taraf. Ben biraz bu tarafta. ben tam göbeğinde. Ben Karadeniz, ben Trabzonlu. Abi bakacağım nasıl yiyeceksin ya. Dur bakıyorum şimdi sana bakıyorum nasıl yiyeceksin. Bana mı bakıyorsun? Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Kardeşim ben Gine'de doğdum, Trabzon'da büyüdüm. O yüzden bizi her yer Trabzon. Gine'de doğdu, Trabzon'da büyüdü. Helal olsun sana İbrahim Yattara, İbrahim Yattara. Oo. Gine'de doğdu, Trabzon'da oldu. Helal olsun bana İbrahim Yattara, İbrahim Yattara. Oo. Efsane. Efsane biz beraber yaptık. Beraber yaptınız. Yo, ben i̇ki, günde, iki günden beri biz denizde kaldı. Biraz midem bulanmış galiba. Evet. Ben biraz korktum. Ben çok korkak. Ben korktum. Ama beraber balıklar tuttu. Beraber temizledik. Her şeyi hazırladık. Ben piştim. Şimdi yani güzel bir şeyler hazırladım. Masada bu, masa hocam, yapmış. Bu tam bu vallahi tam. Usta olarak alır mısın şu an? Alırım abi. Şu anda usta olarak alır mısın İbrahim Yattar Bey? Alırız abi niye almayalım? Ne bizim demek? Için. Abi adam futbolculuktan sonra ağaççılığı da ele aldı. Ne demek? Demek ki bize her yer Trabzon. Her yer Trabzon adam. Hadi afiyet olsun efendim. Afiyet, hadi. Bakalım nasıl yiyeceksin? Doğal yiyeceksin. Doğal. Bakacağım dur ben bakacağım. Doğal. Emre Bey. Ya. Bak kendine emek verdiğin için daha lezzetli olacak. Gördün mü abi? Abi gördün mü? Gördünüz mü? Emre Bey nasıl? Double karayı.
Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, İbrahim Yattar'ın yaptığı balık hakikaten efsane. İskele balığı yiyelim. İbrahim Yattara ustanın, İbrahim Yattara şefin balıklarını yerinden yiyebilirsiniz. Emre Bol yollarda bu hafta da sona erdi. Hepinize sevgiler, saygılar. Bize de afiyet olsun. Eyvallah. Afiyetler olsun.